programda kayıp konularımız var, onların hepsini alacağız ama ilk başta şununla başlamak istedim. Bazen beni gördüklerinde şey diyorlar, kayıp aşkımı da bulur musun diye. Aa, bulmaz mıyım? Siz yeter ki başvurun. Mesela Fatma Türkan Yılmaz kayıp aşkını aramak üzere geldi. Ha, doktor olması, yani o statüsü ve mesleği çok önemli. Doktor olması aramayacak mıydı? Kayıp doktor aşkını. Yani sen herkese şifa dağıt, gel burayı hasta bırak. Ya da hasta et yani, olmaz. Fatma Türkan Yılmaz geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Yanınızda da kalabilir. Siz kendinizi ne zaman iyi hissederseniz, anlatmaya hazırsanız o zaman başlarız. Nedir bu aşka engel olan? Aşk onun... Aşka olan teyzesi oldu. 25'inde görüştük, konuştuk, yazıştık. 25 Nisan 2024. Evet. Böyle yine konuştuk. Kahvaltı yapıyorum aşkım dedi bana. Ben de tamam dedim. Ondan sonra saat 1 veya 2 gibi bir mesaj yazdı bana. Bu iş olmayacak dedi. Teyzem dedi, olmaz diyor dedi. Ben de işimi bıraktım, buraya geldim. Aşkım seni çok seviyorum aşkım. Gel yanıma ne olursun, ben sensiz yapamam. Seni ölümü bile düşündüm ben senin için. Beraber mi yaşıyordunuz? Yok, ben Silifke'de yaşıyordum, Mersin Silifke'de. O nerede yaşıyor? O İstanbul'da yaşıyordu. Sık sık bir araya gelir miydiniz? Yok, telefonda görüşüyorduk. Beyefendiyi canlı görmediniz mi? Gördüm. Nerede gördünüz canlı? Telefonda gördüm. Fiziksel anlamda ne bileyim hani bir el ele tutuşmadınız mı? Hiçbir sahilde yürümediniz mi? Yok, gelecekti işte. Ayın 15'inde gelecekti. Sonra dedi bana ben erken geldi sürpriz yapabilirim dedi. Tamam dedim ben de. Kaç aydır tanıyorsunuz? 6-7 aydır tanıyorum. Nerede tanıştınız? İnternette tanıştık. Mesajda, sosyal medyada? Evet. Yazmış ben de. Kabul ettim. Fatma Hanım, sosyal medyada biriyle tanışıyorsunuz. Fiziksel anlamda hiç yan yana bir temasınız, bir paylaşımınız yok. Hep görüntülü mü konuşuyordunuz? Evet, görüntülü konuşuyorduk. Gece saat 11'den 12'ye kadar, bazen 12'den 3'e 4'e kadar konuşuyorduk. Sabahleyin 4'te 5'te arıyordu, yine konuşuyorduk. Giderken seni seviyorum diye yazıyordu, aşkım diyordu, canım karıcığım diyordu bana. Karıcığım diye hitap ediyordu. Evet, karıcığım diye hitap ediyordu. Yengemle konuştum dedi, yengem dedi, abi olmazsa kaçır diye söyledi bana dedi. Kaçar mı dedi, kaçarım dedim, niye kaçmam, sevdiğim yer ben, sevdiğimle kaçar. Koskoca doktor kız mı kaçıracak, başlığa gel. Doktor kız kaçırdı diye. Sosyal medyada tanıştığınızda nasıl birbiriniz hani meç oldunuz, birbirinize uygun oldunuz? Beyefendi doktor mu? Doktor. Doktor olduğundan emin misiniz? Eminim. Nerede çalışıyor? İstanbul'da hastanede çocuk doktoru. Çocuk doktoru. İstanbul'daki evet. Hangi hastanede çocuk doktoru? Bir fakülte hastanesi. He? Fakülte hastanesi diyebiliyorum. Bir fakültede, araştırma evet. Üniversitesinde evet. Çocuk doktoru. Çocuk doktorluğu yapıyor. Evet. Size ben doktorum dedi. Evet. Emin misiniz doktor olduğundan? Bana böyle resimleri attı. İkinci resmi zaten bu, ilk resmi. Ameliyat masasından mı? Yok, böylesi atıktı. İlk resminde de siyah tişörtü vardı, üzerine çekeli vardı. Onu attı bana, sonra bana sen benim hayalimdeki en güzel şeysin diye yazdı, mesaj gönderdi. Kaç yaşında? Benden 48 yaşında, hadi 50'di.
Yaş farkı var mı aranızda? Var, ben ondan büyüğüm. Sen ondan büyüksün, olabilir. Evet. Aşkın yaşı yok. Bir doktor, Doktor Selçuk Şenocak internette Fatma Hanım'la tanışıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşlılara bakıyorum. Bakıcılık yapıyorum ben. 94 yılından bu yana bakıcılık yapıyorum. Yaşlı bakımıyla uğraşıyorsunuz. Evet. Güzel de bir, çok evet, zor da bir mesleğiniz evet, var. Evet, seviyorum. Kaç aydır yani size sevgilim diyor, aşkım diyor, karıcım diyor? İki aydır falan, iki aydır karıcım diyor. Seni seviyorum, beni bırakma diyor. Ben de seni bırakmam dedim. Ölümüne severim ben seni dedim, ölümüne dedim. O kadar yani, bütün her şeyi konuştunuz mu hayata dair? Konuştuk, her şeyi konuştuk. Ne yapıyordunuz, böyle açıyordunuz görüntüyü? Sen evet, işini yaparken onunla mı konuşuyordun? Evet, bırakıyordum işimi zaten. Onunla konuşmak için. Evet. İyi geliyor muydu ruhuna? Çok iyi geliyordu. Niye bir anda iletişimi kesti? İşte teyzesiyle konuştum dedi. Teyzemle konuştum, en küçük teyzem dedi. Onay vermedi, olmaz diye söyledi. Ondan sonra zaten ben kendimden dağıttım. Ya aşk acısı Allah kimseye yaşatmasın, gerçekten zordur. Yani çeken bilir de. Bir anda o sevdiğiniz insanla her gün konuşurken bir anda yok artık hayatınızda. Bu çok evet, acı bir şey. Bu ayrılığın gerekçesi teyzesi. Evet. Sizin evlenmenize izin vermiyor. Evet. Aradaki işte yaş farkını, belli işte statü farklılıklarını, senin mesleğini, onun mesleği. Şimdi o doktor, sen yaşlı bakım işinde çalışıyorsun. Bundan dolayı teyze diyor ki biz böyle bir kızı istemeyiz. Evet. Ve seni Selçuk bıraktı. Hiç aramadı mı bir daha? Aramadı, engellemişler taraftan. Akşam aldım mıydı beğenimi, bazen biri beğeni koyuyor. Instagram'a şey koymuş, şifre koymuş. Yani kendi şifresini koymuş benim şifreme. Gündüz koyuyor, akşam geç vakitte kaldırıyor. Senin Instagram'ını o mu yönetiyor? Evet. Niye? Benim Instagram'da kendine şifresi var. Tamam, ama senin Instagram sana ait olan bir şey. Şimdi bu benim tabletim ya. Evet. Bu bana ait bir şey. Evet. Şifreyi koyan da, kaldıran da, şifreyi değiştirecek olan kişi benim. Evet. Benden başka hiç kimse bu bilgisayara giremez. Sosyal medyada böyle bir hesap. Senin sosyal medya hesaplarını niye o yönetiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çocukların var mı? Var, iki tane çocuğum. Çocuklara bu durumu anlattın mı? Söyledim. Gelince beraber anlatacaktık. Siz şimdi çalışamazsınız da, işinizi de yapamazsınız. Hasta bakımı zor, bu haldeyken çalışabiliyor musunuz Fatma Hanım? İşimi bıraktım. Bıraktınız. Evet. Cumartesi günü bıraktım, işte buraya geldim. Yani psikolojin, evet, iç dünyan bunu kaldırmıyor mu? Kaldıramaz. Ne yapacağız Fatma abla sana? Kendisi gelmez, bu ben düzelemem. Kendisi gelmez ne? Kendini seviyorum. Ölümünü sevdim ben. Şaka maka değil, ölümüne sevdim. Kendine de söyledim aynısı. Sen beni bırakırsan ben ölürüm dedim. O da bana söyledi. Beni bırakma diye her mesajlarına yazıyor. Beni bırakma, beni bırakma. Gel kalkıp gidelim onun çalıştığı üniversitedeki bölüme. Giderim. Sen ama şimdi... Ölümüne giderim ben onun. Hayır hayır, ama şimdi sen normalde... Sana telefonda bu ilişki bitti diyen bir adam, şu üniversitenin şu hastanesinde çalışıyorum, çocuk hastalıklarındayım dese, kalkar gidersin o hastaneye, dersin ki Selçuk çık karşıma, öyle telefonda ilişki bitirmek falan olmaz. Var mı böyle bir şey? Yani yiğit sen kardeşim, bitireceğin ilişkiyi karşı tarafa telefonda bir mesajla değil, yüzüne söylemen lazım. Evet. Hastanesine gittin mi? Yok. Biliyor musun nerede tam olarak, nerede çalıştığını? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben İstanbul'a gelmedim, ilk defa geliyorum. İlk defa geldin, evet, bir tek benim adresimi biliyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyorum geldiğin için. Programa da sen başvuruda bulunmuşsun. Evet. Senin çekmiş olduğun acıyı şu anda buradaki birçok insan anlamayabilir. Kimi şöyle de diyebilir, bu yaşta aşk mı olur? İşte bu yaşta bir kadın Allah Allah böyle acımı çeker ağlar mı? Ama işte duyguların maalesef ki yaşı yok. Bu duygu geldiğinde, o hissi yakaladığınızda, Fatma abla, ne zaman bu aşktan vazgeçersin? Geçmem. Mesela ben sana desem ki karşındaki yalancı. Belki de o sırada başka bir kadınla arkadaşlık yapıyor. O yüzden seninle ilişkiyi bitirdi. Kendisini ağızdan duymaz, onu bitirmem. Kendini ağızdan duyarım, o zaman.
buradan ne söylüyorsun ona? Aşkım ben geldim. Senin de gelmeni istiyorum. Ben sana her şeyi anlattım. Seni ölümüne sevdim. Aklımla, fikrimle, kalbimle senin hiçbir şeyini istemiyorum. Sadece sen benim yanıma gel. Yapamıyorum ben. Aslanlar gibi Esra Hanım'a geldim. Ne olur sen de gel aslanlar gibi çık gel buraya. Dayanamıyorum artık aşkım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.